astroloji ve müneccimlik hakkındaki caiz olmayan kısımlarına. Birincisi, bazı insanlar var ki yıldızların direkt yeryüzündeki canlılar için fail olduğuna inananlar var. Yani yeryüzündeki savaşları yıldızlar çıkarıyor. Yeryüzündeki depremleri yıldızlar çıkarıyor. Yeryüzündeki selleri yıldızlar çıkarıyor. İnsanları birbirine yıldızlar düşman ediyor diye bir inanış var. Var mı? Vardır. Alimler bunları konuşmuşlar. Bunun hükmü nedir? Eğer bir adam buna inanıyorsa bu büyük şirktir ve bu adam müşriktir. Bu büyük şirktir. Bunlardan bahsedeceğim ki öbür meseleyle karışmasın diye. İkinci bir mesele vardır ki yıldızlarla uğraşmak, yıldız inancı. Bazı insanlar da vardır ki yıldızlara inanırlar. Buna inanmakla beraber onlardan bazı yorumlar çıkararak insanlara gaybtan haber verirler. Bu nedir kardeşler? Bu daha önce anlattığımız gibi bu müneccimliktir. Bu arraflıktır. Bu caiz değildir ve bu da büyük şirktir. Neden büyük şirktir? Çünkü gaybı ancak Allah bilir. La ya'lemu men fissemâvâti vel ardil gaybe illallah. Yerdeki ve gökteki gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez diyor Allah Azze ve Celle. Ve alimler bunu söylerken şunu iddia ediyorlar. Diyor ki burada hasrın büyüğü var. Hasrın kuvvetli olanı var. Hasır nedir? Yani Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Ondan başka hiç kimse gaybı bilemez. Neye benziyor bu? La ilahe illallah. Ayette ne dedik? La ya'lemu men fissemâvâti vel ardil gaybe illa Allah. Yani la ya'lemu başı illa Allah sonu. Yani gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Nefi ve ispat var. Nefi ve ispat varsa burada ne vardır kardeşler? Hasrın güçlü kuvvetli olanı vardır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir adam gaybı bildiğini iddia ederse Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini yalanlamış olduğu için icma ile kafir olur ve bu da büyük şirktir demiş alimler. Dolayısıyla bu anlattığım mesele sadece müneccimlikle alakalı mesele değil. Bugün bazı şeyhler de var gaybı bildiğini iddia ediyorsa o da bu ayetleri yalanlamıştır ve o da icma ile ne olmuştur? İcma ile kafir olmuştur. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncüsü vardır ki bazıları da şunu iddia ediyorlar. Yıldızların sadece yağmur yağma konusunda bir sebep olduğunu. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sebeplerden bir sebep. Bakın bu anlatacağım şeye dikkat çekiyorum. Bu anlatacağım şey şunu söylüyor. Yaratıcı Allah'tır. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Ama sadece yıldızlar bir sebeptir. Biri bunu derse bu da küçük şirk oluyor. Yani şirke götüren, büyük şirke götüren küçük şirktir. Neden böyle? Hatırlarsanız bundan önceki haftada bu kaideden bahsettim. Dedim ki gerek muska olsun, gerek uğursuzluk olsun, gerek nazar boncuğu olsun bunları Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sebeplerden bir sebep olarak kabul edersen bu küçük şirk olur. Ama zararın, faydanın bizzat onun kendisinde olduğuna inanırsan işte bu büyük şirk olur. Onun için bu kaideyi iyi öğrenmemiz lazım.